Sizlerden sıkça gelen bir soru vardı ve biz de bununla ilgili bir köşe yapmaya ve bu konudaki soruları cevaplamaya karar verdik. Cam filmleri nedir, ne işe yarar, kullanımı yasak mı, değil mi gibi sorular vardı. Bu soruları yanıtlamada bize Ahmet Kaya yardımcı olacak. Kendisine hoş geldin diyerek cam filmleri hakkında bilinmeyenleri anlatmaya başlıyoruz. Evet, hoş geldiniz programımıza. Bize bu konuda birçok soru geliyordu. Herkes cam filmi nedir, uygularsam faydalı olur mu, olmaz mı, yasak mı, değil mi, ceza yer miyim gibi birçok soru gelmişti bugüne kadar. Sağ olun, siz de bizi kırmadınız. Sevgili seyirciler, bundan sonra Ahmet Bey programımızda zaman zaman bizlerle birlikte olacak. Stüdyomuzdan sizlerden gelen soruları hem de bizim belirlemiş olduğumuz başlıkları aktaracak. Ben kendisini dinlediğim zaman inanın çok şaşırdım. Bu kadar karışık ve teknolojik olduğunu bilmiyordum. Sadece işte 3 renk vardır. Cama kaplarsınız. Hani biraz da görselliğe güzel bir etki yapar diye düşünüyordum. Ama sağ olsun Ahmet Bey çok detaylı ve çok güzel bilgiler verdi. Bu haftadan itibaren başlıyoruz sorularımızı kendisine yöneltmeye. Evet Ahmet Bey, ilk olarak şunu söyleyeceğim. Cam filmi nedir? Ne işe yarar? Ve nasıl bir malzemeden üretilir? Özellikle bu daha çok merak ettiğim konulardan bir tanesi. Naylon gibi gözüken bir şey bu. Ama aslında herhalde öyle değil, değil mi? Evet, biraz daha farklı. Cam filmi genelde cam plakaların renklendirilmesi amacıyla kullanılan ultraviyole, ısı, ışık izolasyonu yapabilen, gerektiği alanlarda da güvenlik amacıyla kullanılan polyester tabakalardır. Bunun ham maddesi aslında polietilen olması gereklidir. Ancak piyasada maalesef PVC, naylon, geri dönüşümlü polyesterlerden üretilmiş malzemeler de mevcuttur. Polietilen malzeme olmasının avantajı şudur. Bilirsiniz, polietilen PET malzeme şu anda piyasada bulabileceğiniz su şişelerinin malzemesidir ki dayanıklılığını buradan polietilenin zaten anlayabilirsiniz. Hı hı. Ayrıca polietilen olmasındaki fayda sağlık açısından da ultraviyole ışınları malzeme gördüğünde bir gaz ya da duman, koku çıkartmaz. Bu nedenle sağlık açısından da bunun tercih edilmesinde fayda var. Peki cam filmlerinin uygulama alanları nedir? Az önce siz güvenlik dediniz, işte biraz camların renklendirilmesi dediniz. Günlük uygulamaya baktığımızda herkes aslında bu işin biraz görselliğinden yana cam filmlerini tercih ediyorlar ama aslında bu iş o kadar da basit değil, değil mi? Evet, biraz daha farklı. Görsellik en son planda tercih edilmesi gereken ya da dikkat edilmesi gereken konu olması lazım. İlk başta bunun sağlık, insan sağlığı açısından kullanılması gereken bir ürün olduğu bilinmesi gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz zararlı ışınlar, ultraviyole, araç içindeki küçük hacimlerde harcadığımız zamanı da dikkate alırsak sağlık açısından çok büyük faydaları olayın ortaya çıkıyor ki Sağlık Bakanlığı da son dönemlerde zararlı ışınlardan korunmayı biliyorum diye kansere karşı bir kampanya başlattı. Ki ürünlerin çoğunda zaten Kanser Koruma Federasyonu'na üye olması gerekiyor bu tarz ürünlerin. Bunların piyasada seçilirken özellikle dikkat edilmesi gereken hususlardan biri bu. Daha sonra işin güvenlik boyutu giriyor. Ki geçtiğimiz birkaç hafta içinde hatırlarsanız haberlerde de izledik. Camı kırıp çantayı çalma, kapkaç olayları, saldırılar gibi olaylara karşı da ürünün faydalarını görebiliyoruz. Bir diğer avantaj ise sürüş esnasındaki sürüş güvenliği açısından ürünün tercih edilmesi. Tercih edilecek ürüne bağlı olarak ürünün ışık geçirgenliği ve ultraviyole geçirgenliği düşmeye başladığından bir güneş gözlüğü takmış gibi aracı kullanacağınızdan daha rahat ve daha güvenli bir görüş elde edebilirsiniz. Peki kullanım alanları nedir cam filminin? Biz tabii ki hep cam film dediğimiz için araçların sadece işte yan camlar, arka camları aklımıza geliyor. Nerelerde uygulanıyor cam filmleri? Cam filme tabii konumuz otomotiv olduğu için otomotivdeki bütün araç üzerindeki bütün camlarda malzeme kullanılabilir. Ancak daha çok yan camlarda biraz daha farklı renk tonlarında. Çünkü bunlar da serilere göre kendi içlerinde ayrılıyorlar. Çünkü malzeme üretilirken gümüş, bronz, titanyum, altın gibi farklı egzotik metallerden bunların renklendirmesi meydana geliyor. Ama boyama malzemelerin tercih edilmemesi
ki bunlar fiyat bakımından da zaten piyasada ayrışıyorlar diğer ürünlerden. Bu ürünlerin tercih edilmemesi gerekiyor. Bu tip egzotik metallerden üretilmiş olan malzemelerin ısı izolasyonları da çok yüksek. Dolayısıyla yakıt tüketimine faydası var. Karbon salınımını düşüren ürünlerdir bunlar. Bunları kullanırken ön şoför yan camlarında ya da ön kabin camlarında biraz daha açık tonlarda, arka kabin camlarında ve en arka camda biraz daha koyu tonlarda ürün tercih edilebilir. En öndeki windscreen dediğimiz ön camda ise mümkün olduğunca %70 ve %75 ışık geçirgenliğine sahip malzemeler kullanılarak sadece ultraviyole izolasyonuna karşı koruma sağlanabilir. Ancak tabii burada koyu renk ürünlerin kullanılmasını biz de müşterilerimize önermiyoruz. Ki bunlar gece sürüş esnasında park ederken ya da seyir halindeyken sıkıntı yaratabilecek ürünler. %20'nin altında ışık geçirgen sahip ürünlerin kullanılmamasını biz de öneriyoruz. Hem de kamu güvenliği açısından da risk oluşturabileceği için kimsenin o simsiyah tabir ettiğimiz cam filmlerini kullanmaması. Zaten günümüzde baktığımızda trafik memurları da belli bir ölçüde olanlara ses çıkarmıyor. Çünkü onlar da bu işin farkına vardılar. Hem güvenlik anlamında hem sağlık anlamında. Ama simsiyah olanları yine durdurup gerekli ceza işlemleri yapıyorlar. Ki evet, bence de çok haklılar. Çünkü ben de aracın içini göremediğim bir araçtan ne geleceğini bilemem. Belki görsellikte güzel duruyor ama dediğiniz gibi hem park etmede hem gece sürüşünde hem de dışarıdaki algılamada çok zorluklar yaratıyor. Özellikle önünüzde simsiyah camla giden bir araç varsa arkadan baktığınızda bir öndeki aracı göremiyorsunuz. Doğru. Bu da trafik güvenliğini de tehlikeye atıyor. Uygulama alanlarını sordum. Anlatırken siz yan camları söylediniz. Yanlış anlamadıysam ön cama da uygulanabiliyor. Evet, oraya herhalde şeffaf bir film. Şimdi araçlarımızın ön camları standart olarak zaten kanunlarda da belirtilmiştir. Bu %75 ışık geçirgenliğine sahip bir cam vardır önümüzde. Ve bu bir güvenlik camıdır. Burada ışık geçirgenliğini düşürmeden yine %75 ışık geçirgenliğine sahip ancak seyir halinde karşıdan gelen güneş ışınlarını izole edebilecek ultraviyole geçirgenliği yüksek ürünler tercih edilebilir. Bunlar işte dediğim gibi biraz farklı metalize ürünler olabilir. Bu boyama ürünlerde bu özellik yoktur. Ama metallerle metalize edilmiş ürünlerde bu özellikler vardır. Hatta son dönemde, son birkaç senedir nanoteknoloji ürünlerde piyasaya sunmaktayız. Bunlarda da renk kesinlikle yoktur. Çok metal yoktur içinde, çok açık tonlardadır. Kesinlikle camdaki görüşte bir kayıp meydana getirmez. Dolayısıyla özellikle ön camlar için bu tip ürünlerin kullanılmasını öneriyoruz. Yani bundan sonra, yani biz buradan anlatmaya çalışıyoruz. Bundan sonra araçlarına cam filmi uygulayacak olanlar özellikle ön camı da ihmal etmesinler diyebiliriz. Eğer bu kadar faydalıysa ve ultraviyole ışınları engelliyorsa, görüşte herhangi bir problem yaratmıyorsa, güvenlik içinde hani önden gelecek genellikle hep ön camlar kırılır ya, ama şunu da unutmamak lazım, onu da altını çizelim. Biliyorsunuz gelişen otomotiv teknolojisiyle beraber ön camlar artık eskisi gibi böyle dağılıp patlayan camlar değil. Taş geldiğinde evet sadece bu çatlaklar oluşuyor, evet. Ama yine de ekstra bir güvenlik önlemi olarak burada kullanılabilir. Tabii. Çok büyük bir taş gelebilir, bir şey gelebilir. Tutması açısından faydası var. Şu şekilde de düşünebilirsiniz. Tabii pek çok araçta şu anda airbagler mevcut. Ancak olası durumlarda airbag açılmadığında önden darbeyi vurduğunuzda hadi kemer de olmadığını düşünelim. Direkt direksiyon üzerinden başınızı cama vurduğunuzda eğer orada bir film tabakası varsa camla deriniz temas etmeyeceğinden dolayı orada yaralanma değil sadece bir morarma, şişme gibi zayiatlar olabilir. Ama film olmadığı takdirde direkt cama vurduğunuzda kesinlikle yaralanmalar mümkün olabilir. Kesikler falan olabilir. Peki filmler, cam filmi diye bahsediyoruz ama bu film uygulamaları aracın başka nerelerine yapılıyor? Aracın boya koruma ürünleri var bunlarla ilgili olarak. Kalınlığı 200 mikron olan ürünlerdir bunlar. Yani 200 mikron dediğimiz milimin 5'te 1'i gibi bir kalınlık. Ama bu tarz ürünlerin çıkış üretim amacı pervaneli uçakların pervane pallerinin
etrafını sarmakta kullanılmaktaydı bu ürünler. Ki düşünün o pervanenin süretini. Buraya taş, işte böcek gibi toz zerreciklerinden pallerin zarar görmemesi amacıyla kullanılıyordu. Daha sonra bunu tabii otomotive adapte edildi bu olaylar. Aracın ön kısmında, kaput yüzeyinde, tamponlarda, aynaların arkasında, marş bir yerlerde, bagaj yükleme alanlarında, yani aracın boyasının çizilmeyle ya da ufak darbelerle zarar görebileceği tüm alanlarda koruma amacıyla bu tarz ürünlerde kullanılmakta.